anneler, çocuklarımızı bedensel ve zihinsel olarak gelişmeleri için çeşitli faaliyetlere, aktivitelere yönlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de çocuk yogası. Ben kendi oğlumu çocuk yogasına götürmek istiyorum ve bununla alakalı merak ettiğim birçok soru var. Bugün nefes yogaya geldim. Nefes yogada yanımda Gökçe Akyıldız var. Merhabalar Gökçe. Merhaba. Şimdi benim aklımda birkaç tane soru var. Şimdi oğlumu çocuk yogasına neden getirmeliyim? Öncelikle sana bunu sormak istiyorum. Öncelikle çocuk yogası nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Çocuk yogasında neler yapıyoruz bir dersin içerisinde? Çocuk yogasında temel yoga duruşlarını çocuklar oyunlarla, hikayeler aracılığıyla hem yaratıcılıkları desteklenerek, nefes kullanarak, nefes kullanmayı öğrenerek yapıyorlar. Ve bunun haricinde birçok oyunla öğreniyorlar aslında yoga pozlarını ve duruşlarını. O yüzden de hem akılda kalıcı hem de keyifli bir hale geliyor yoga duruşları. Yani yoga onlar için bir ders olmaktan çıkıp aslında yaptıkları ve hayatları için bir aktivite haline geliyor. Yani düşündüğümüzde zaten çocukların bütün günkü meşguliyetleri zaten oyun oynamak. Sen bir şekilde yogayı o oyuna dahil ediyorsun, öyle değil mi? Evet, aslında şöyle anlatayım. Muhtemelen her çocuk yogası eğitmeninin de ders içeriği bazıları benzerdir, bazıları farklıdır. Ben drama eğitmeniyim aynı zamanda. Yaratıcı dramayla çocuk yogasını harmanlıyorum derslerimde. Evet. O yüzden oldukça hikaye, kitap, mesela resim, müzik, bütün bu yan etmenlerden faydalanıyorum bir dersin güzel içerisinde. Ve akılda kalıcılığını çok arttırıyor çocuk için. Ve aynı zamanda bunlar haricinde başka oyunlar da var. Mesela konsantrasyon ve odaklanmayı geliştiren oyunlar gibi. Evet. Dikkatini pekiştiren oyunlar gibi. Mesela hiperaktivite problemiyle çok velim geliyor. Ve bununla ilgili bir sürü nefes çalışması var ve bu nefes çalışmalarını da oyunlarla birlikte yapıyorlar. Evet. O yüzden de ve aynı zamanda şunu öğreniyorlar. Oyunla birlikte olduğunda evde kendi de uygulayabiliyor. Evet. Ve hatta belki annesiyle, belki babasıyla ya da başka bir ebeveynle uygulamayı öğrenebiliyor. Yani çocuk yogası aynı zamanda hiperaktiviteye de iyi geliyor diyorsun. Tabii abi, hiperaktivite olabilir. Mesela odaklanma, konsantrasyon bozukluğu varsa bununla ilgili çok iyi geliyor. Çünkü aynı zamanda sırf nefes çalışmaları haricinde normal yoga duruşlarının içinde de biz nefesle hareket ediyoruz. Evet. O yüzden ikisine birden çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim Gökçe. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, Gökçe'nin de anlattığı gibi eğer çocuğunuzda herhangi bir konsantrasyon bozukluğu varsa, hiperaktivite varsa yoganın ben bunlara mesela iyi geldiğini bilmiyordum. Bugün burada öğrenmiş oldum. Hem zihinsel hem bedensel bir faaliyet, aynı zamanda da konsantrasyonu artırıcı, odaklanmaya yardımcı bir faaliyet. Eğer siz de çocuk yogası hakkında birazcık fikir sahibi olabilirseniz ne mutlu. Görüşmek üzere, hoşça kalın.